Büyük Savaş Sonrası Duyunu Umumiye İngiliz Dainler Alacaklılar Başkanı Sir Adam Block 1914'te savaş ilanı nedeniyle İstanbul'dan ayrılacağı zaman şöyle demişti. Eğer Almanya kazanırsa siz Alman sömürgesi olacaksınız. Eğer İngiltere kazanırsa mahvoldunuz. 28 Temmuz 1914 tarihinde sıkılan ilk kurşunla fitili ateşlenmiş olan korkunç yıkım, büyük savaş olarak da adlandırılan Birinci Dünya Savaşı 11 Kasım 1918'de neticelenmişti. Savaşın resmen bitirilişinden yaklaşık 2 ay sonra 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda savaş sonrasında imzalanmış olan gizli anlaşmaların uygulanması karara bağlanmıştı. İngiltere ve Fransa Wilson ilkelerine tamamen ters düşmemek için savaş tazminatı yerine savaş onarımı, sömürgeciliğin yerine ise manda sistemini gündeme getirerek kendi sömürü taleplerinin uygulanmasını sağladılar. Paris Barış Konferansı bir yandan savaş hukuku ve savaş sonrası toprak paylaşımlarını konu edinirken başka bir tarafta da ilginç bir konuya ev sahipliği yapıyordu. Yeni dünya düzeninin şekillendirilmesi amacıyla gizli adımlar atılmaktaydı. 30 Mayıs 1919 tarihinde yapılan bir oturumda Derin Dünya Devletinin ilerleyen yıllarda dünyayı şekillendirmek amacıyla kuracağı bir organizasyon resmileştirilecekti. Bugün Chatham House olarak bilinen bu organizasyonun kurucu babası olarak bilinen kişiyi daha yakından incelememiz gerekmektedir. Bu kişi Lionel Curtis'tir.